Sakarya'da bir sitenin içerisindeyiz. Rabia işte bu sitede kedilerine bakıyor. 10-15 tane kedisi var. Tabii sabaha karşı bir saatte büyük bir gürültüyle uyandı. Uyandığında bahçeye çıktı ama adımını atamadı. Şu tam benim olduğum mekanda araç vardı. Aracın altında bir tane kedi yavrusu. Başında 10-15 tane köpek onu parçalamak için dört dolanıyordu. Ben bu olayı köpeklerin seslenmesine, seslere doğru kalktım. Yani seslerine uyandım, kalktım. Ve sabah sıralarında oluyor yani. Bir de bu 19 Mayıs gününde oluyor. Okula giden herhangi bir çocuk da olabilirdi. Veyahut da yaşlı bir teyzemiz veyahut da amcamız da olabilir bu köpeklerin saldırısında. Hani kedi değil de orada başka biri de olabilirdi. Ben daha çok hani çevremde nereden girip nereden giremeyecekleri yerleri kapatmak bir tek güvenliğimi öne sürebilirim. Onun dışında her yere başvurumu yaptım. Köpeklerin toplanmasını söylendim. Tek amacım herkes bilsin, herkes duysun. Çünkü gerekli tedbirleri alsınlar. Bunun yerine 3 yaşında çocuk da olabilirdi. 5 yaşında çocuk da olabilirdi. Bu kedi. Evet, biliyorum. Gerenin yapılmasını istiyoruz. Bütün her şeyin zamanında, yerinde artık yapılmasını istiyoruz. Ben köpekleri kovmaya çalışamadım. Köpekler çünkü birbirine girmişler. Kediyi sağa sola savurmaya görünce hani bir terlik falan fırlatabildim. Hani benim gücüm ona yetebildi. Ben hayvanlara vurma taraftarı değilim. Ya ben ilk gördüğümde onları belki hani dedim yemek bulmuşlardır, yemek yiyorlardır zannettim ama kediyi görünce dayanamayıp yani öyle bir terlik atma bir durumunda oldum. Ve o şekilde ben onların arasına girmiş olsaydım belki ben de şu anda yaralanabilirdim. Rabia Hanım'ın kendi ifadesine göre sadece terlik atabildi. Çünkü adım atsa belki ona da zarar vereceklerdi. Kediyi paramparça yaptılar. Sonra o köpek sürüsü yani 10-15 tane köpek buradan ayrıldı gitti. Şimdi tabii bu hem sitede hem etrafta da bir korku var. Öğrenciler bu cadde üzerinden de okula gidiyor. Okula giderken eğer köpekler bu saldırıya uğrarsa ne olacak diye bütün belediye ve devlet kurumlarına başvurdu bu köpeklerin gerekli kontrol altına alınması için. Rabia Hanım zaten kendisi de hayvan sever, hayvanları da çok seviyor, kedileri de çok seviyor ama kimseye de zarar verilmemesini istiyor. Tabii o dehşet anları da burada sitenin kameraları an be an kaydetti. Bu dehşet anları da daha sonra da görüntüde görünce de tabii ayrı bir üzüntü yaşadı. Çünkü bir tane kedi yavrusunu da kaybetmişti. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sokak köpeklerin kontrol altına alınıp çocuklara ve yetişkinlere zarar verilmemesini istemişti. Belediyelere de talimatı vardı bununla ilgili. O talimat doğrultusunda artık Rabia Hanım da gerenin yapılmasını, kontrolsüz sokaklarda köpeklerin olmamasını istiyor. Rabia Hanım, olay tam nerede oldu burada? Olay tam köpekler buradan, uyan taraftan geliyor. Evet. Tam buraya,
burada kediyi dehşet içinde hani öldürüyorlar. Burada da araba vardı. Arabanın etrafında kedinin çıkmasını bekleyip kediyi kaptıkları gibi, hatta şurada zaten kırıntıları var. Evet. Kedinin sırtındaki kemikten koparıp kedinin bağırsakları dışarı çıkana kadar öldürüyorlar. Ve bu kedi daha 2 aylık yavru. Yavru daha yani. Hani bu oyun değil. Hani bu köpeklerin oyunu değil. Hani köpekler oyun oynar kedilerde ama bu köpeklerin oyunu değil bu. Bildiğin hani aç kalmış hayvanlar, aç bırakılmış, belki de eziyet edilmiş bir hayvanlar. Bu direkt saldırma, öldürmeye yönelik bir hani hareket. Yani saldırı nedenleri sokakta aç oldukları için mi yani bu kediye saldırıyorlar? Sokakta aç kalmaları için olabilir. Veyahut da uzun yoldan gelip dediğim gibi kapalı bir yerde olup da komple bırakılmış bir köpek sürüsü de olabilir. Çünkü hani arada pek fazla fark yok. Biri 7.30'da köpek bırakıldığını söylüyor komşularım. Evet. Ve olay saat 8'i 18 geçe oluyor. Evet. Yani arada pek bir fark yok. Sabahın erken saati öyle mi? Evet, sabahın erken saatlerinde oluyor. Orada siyah vardı bir tane de arkada. O içeride, evde. Buradaki olay belediyemizin bize söylediği, sokak hayvanlarını, köpeklerini biz sürekli olarak besliyoruz, sürekli olarak temizliyoruz. Yeri geldi barınaklara götürmek için topluyoruz deniliyor. Fakat duyumlara göre, hani komşularımdan veyahut da çevreden duyumlarıma göre, bazı bölgelerde bir aracın gelip köpekleri saldığı görülmüş. Ve o olayın sabahında benim kapımın önünde bir yavru kedim vardı. Yavru kedimi köpekler hani aşırı bir şekilde hani parçalayarak öldürüyor.